Haşim, gelmek, uymak bir şey yemeyen, büyük aga beye tada demeyen, kolapa görmemiş dehre bilmeyen, ne şavşatı tanır ne şavşatlıyı. Değerli arkadaşlar, bu kitapçık masamızdaydı. Eşim dedi ki bence bu şiirle başlamalısın konuşmana. Verdiği o güzel tavsiyeden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. İşin doğrusu biz kaymakamlar şavşatlıları çok severiz. Şavşatlılar da bizleri çok sever. Çünkü çift jandarma geliyor kaymakam konağından türküsüyle. Hem bilinirliğimize hem tanınırlığımıza gerçekten büyük katkıları olan değerli insanlardır şavşatlılar. Değerli arkadaşlarım, ben öncelikle İnegöl ilçemizin çok değerli belediye başkanını, Şavşatlılar Derneği'nin değerli belediye başkanını, değerli kent konseyi başkanımızı, yine aramızda İnegöl'ün zenginliklerinden birçok sivil dernek başkanlarımız var. Onların başkanların üyelerini, yine birçok bürokrat arkadaşımız var, değerli çalışma arkadaşlarımı, birçok hanımefendi var, değerli hanımefendileri ve beyefendileri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli dostlar, İnegöl Kent Konseyi ve İnegöl'deki sivil toplum kuruluşları çok güzel bir karar almışlar. Ben konuşmalarımda sıklıkla vurgularım ki değerli belediye başkanımız da ifade etti. İnegöl gerçekten bereketli bir ilçe. Her alanda, tarihiyle, tabiatıyla, toprağıyla, insanlarıyla bereketli bir ilçe. Ve kent konseyi başkanımız konuşmasında da sivil toplum kuruluşlarının sayısını verdi. 300 küsürde derneğimiz var. Sivil toplum kuruluşları açısından baktığımızda da bereketli bir ilçeyine göre. Ve kent konseyi sivil toplum kuruluşlarıyla her ay, ki Türkiye'nin dört bir yanından gelen insanlar buralarda kendilerine ekmek kapısı, kazanç temin etmek için, buraları yurt edinmek için İnegöl'e gelmişler. Türkiye'nin dört bir yanından gelen bu insanlar, yine ülkemizin dışından, Rumeli'den, Kafkaslar'dan gelen insanlar buralara kültürlerini de taşımışlar. Yeme içme adetlerini de taşımışlar ve sivil toplum kuruluşları çerçevesinde örgütlenen değerli insanlarımız, kültürel zenginliğine zenginlik katan insanlarımız kent konseyiyle birlikte her ay bir sivil toplum kuruluşu etkinliği gerçekleştirecek. Birinci sırayı da Şavşatlılar almış. Metin Bey kendisi de ifade etti, jübilesini yapacak. Ancak şunu ifade etmek istiyorum. Görev yaptığı 2 yıllık süre içerisinde gerçekten sizlerle Şavşatlılarla güzel çalışmalara imza atmış. Ve sunumunu yaparken en fazla etkilendiği, ki o sesine de yansıdı, hususu o yüksek öğrenim öğrencilerine yapmış oldukları yardım, burs yardımı olduğunu da ifade etti. Ben ne mutlu kendilerine diyorum. O çocukların eğitim hayatında katkıda bulunan tüm değerli, artık zengin fakir fark etmez, yardım etmek açısından herkes kendi mali durumuna göre katkıda bulunur. Birinin verdiği 1 kuruşun, birinin verdiği 10 liranın etkisi o noktada aynıdır. Kim katkıda bulunuyorsa onlara ben teşekkür ediyorum arkadaşlar. Çünkü hepimiz biliyoruz ki gelecek o gençlerimizin, o çocuklarımızın, o delikanlıların, o genç kızların omuzlarında şekillenecektir. Neticede son söz olarak şunu belirtmek istiyorum. Allah bize buraya, bu ilçeye bereketi nasip etmiş ama bu ilçede Cenab-ı Hakk'ın aslında insanlardan, kullarından istediği bir davranışı da çok güzel yerine getiriyor. O da ne biliyor musunuz? Paylaşmak. Bereket eşittir paylaşmak demektir arkadaşlar. Paylaşan insanlar olmamız temennisiyle bu güzel gecenin tertiplenmesinde emeği geçen
bütün kişi ve kurumlara şükranlarımı bildiriyor. Hepinize derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Kaymakamımıza ve protokolün çok değerli mensuplarına. Değerli dostlar, değerli misafirler, yemek bölümümüzdeyiz. Aynı zamanda sizleri 5 dakikalık Şavşat'a götüreceğiz. Kısa bir 1500 kilometre öteye götüreceğiz sizleri. Ama onun öncesinde aramızda vatanı uğruna canını feda eden, feda etmekten geri durmayan çok değerli gazilerimiz var. Şu anda vatanı için çarpışan tüm polis ve asker kardeşlerimiz, aynı zamanda emniyet müdürümüz ve polis haftası bu hafta. Onların da gününü kutlu olmasını diliyorum. Bir El Fatiha diyoruz onlar için. Ruhları şad olsun diyoruz. Evet değerli dostlar, 5 dakikalık bir Şavşat molası veriyoruz. Programımız devam edecek. Ve karşınızda İnegöl Şavşatlılar Derneği tiyatro grubu. Evet, şu anda Artvin'den Şavşat'tan Bursa'ya doğru bir otobüs yolculuğu var. Hep birlikte izliyoruz ama önce çok güçlü alıştırın bakalım. Dede ne diyorsun? Duyamadım. Dede ederim dede. Niye yazıyorsun dede? Kalkacak kalkacak bak. Gelecek yolcular. Yolcuyu buradan bırakalım amca. Seni bıraksak olur mu? Ya? Amca bir kişi gelmişsin. 10 tane paşa getirmişsin. Kalkmaz bu otobüs kolay kolay. 5 numara Samet. 5 numaralı yolcu yok. Biraz bekleyin. Kaptan. İyi de burada zaten bagajına yer kalmamış. Daha nereye koyacağım? Başka yolculuğa zaten gelsin de bagajına bagajına bagajına. Mümkün değil koyamayız. İdare edeceksin. Sen geç yerine. Geç. Tamam da üstüne ya. Mi koyacağız? Yani yeri yok artık. Ya ne yapalım burası artık? Geç yerine sen. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kuşlara basar mısın? Ha budur. Nereye gidiyorsun? Amca sen nereye gideceksin? Bursa'ya. Bunlar nedir? Bursa otobüsü Dursan'a. Birkaç eşya var, tane de götür. Bursa otobüsü Dursan'a. Birkaç eşya var, tane de götür. Hepsi gitmesine gücendim sana. Kararın çarşamba günü. Durmayan sanmıydın bu sefere mi? Bazıda durmasam darılmayasın. Ne kadar da eşya yapmışsın gene. Hepsini almasam darılmayasın.
Şu gördüğün çocuk emanetimdir. Yol parası yoktur çok yedim. Yine kızım Bursa'ya yolluyordum. Bek. Kaptan Bey. Sana vasiyet. Bir zarar gelmezsin. Asliyan'ı da gör. Asliyan'a yer var 5 numarada. Yemek yediririm durduğum yerde. Dayısına haber veririm orada. Ben bazı bulamazsam tarım mı yersin? Oğlum oturuyor abidindi. Eskiden abidindi diye. Oluyor da. Torunu yolladım ta geçen hafta. Avucuzdan'ı unutmuş hafta. Yaş buna benden bu müdevi. Çarşambaya kalmaz gelecek Salih. Onu orada tanır bütün ahali. Cüzdanı götürür rogumların hali. Mum yoludur sen darın mı yersin? Al şunu. Çocuklarım beni oradan çağırdı. Ben gelamam mantı filek de oldu. Bir bidona mayara dinliyorum diye taze taze yıkar abini de koydu. Evi bu eşya nasıl yıkırdı? Bunları gördükçe başım ağırdı. Ben de çok severim taze yoğurdu. Yarısını bölersem darım yersin. Kaptan, bu gelin kanım hiç buraya gelmiyor da. Gelin kanım çoktan basmadı izi. Belki yerse bunları katırlar bizi. Toparladım ona iki çuvalca ucu. Pestiler beraber seni de görür. Sen işi artık düzeltelim. İki çuval cevuz sıkıntı bana yeri yok. Bir şey gönderdi mi gelin sana? Gerçeği söylersem tanım mı yersin? Ya onu basıyor zaten bakmıyor ama ne da gene biz oluyoruz. Kaptan, armut yürüyüş aklım ezmeyesin ha. Kızılcuk'u da alta dizmeyesin ha. Peynir koparsa kızmayesin ha. Eritme lazım da onu demiyor. Kızılcuk dökülür, armut ezilir. Havalar sıcaktır, peynir bozulur. Götürmezsem aramızda söz olur, parayı alırsam darım yersin. Çocuklarım beni oradan çağır. Ben gelamam motto finekte vurdu. Nene bir dönem ayara diye oldu, taze taze yıllar bile gördüm. Yeter ki hepsi kafamdan taştı. Kulek kulek haddini aştı. Kabak yağa, yük kaymağa bulaştı. Bir yana atarsam tadını. Telefon açmıştı kızım size bir yer. O gün oradaymış komşuyla bir yer. Onlara da var iki poşet lobya, cin musluf attım onu da götür. Nayetur Rabia Fatih Ayşe, komşuları karıştırma bu işe. Hiç razı değilim ben bu gidişe, geriye dönersem darılmayasın. Kartopu koymadım sana sormadan. Şu kutudaki ben, kapıdaki vurmadan. Ne çıkar 50 kilo elmadan? Bir sepet parta var onu derim. Nadesa vermeyeceğim, ev insaf yani. Patatesi boş ver, turşiler alın. Elmadan çok fazla götüremem onu. Zeytürü satarsan darılmayasın. Kaptan, şimdilik bu kadar olsun. Zemeriyayı da beni de görüyorum. Kalan bir şey varsa git gene götür. Yeter artık bu işi bitir. Aha kolaysa gel de sen götür. Ben bu işten cayarsam tanımayacağım. Çok teşekkür ediyoruz. Bizim Kiveri yolculuğumuzda kısa bir kesin sunduk. Bursa'ya gereken çektiğimiz o ufacık çile dersinde de göstermek istedik değerli misafirler. Yine Gönül Şanlılar Derneği'ne ve Güzel Skeç grubuna bu alkış yetmedi. Bir kez daha güçlü alkış istiyoruz. Çok teşekkür ediyorum bunlara. Hakkı Dede'ye de çok teşekkür ediyorum. Ellerinden öpüyorum dedemeyi. Alkışlarınızla yine Gönül Şanlılar Derneği Fok Yörük gibi